Kazanmak için oynayacağız demiştik. Gelişen oyun içinde aksalan pozisyonlarda, aksadığımız zamanlarda biraz bocalar gibi olduk ama sonuçta iki tane iyi değişiklik yaptık. Onlar da takıma enerji kattı ve iyi bir sonuç aldık. Ama bunların dışında takım morallendi, önünü görmeye başladı, daha iyi oyun oynayabileceğini kanıtladı. Bunların dışında bizi bir ara oyun içinde üzen tribün sita işleri olmuştu. O bizi üzdü aslında. Bu takım birçok şeyi başardı önceki yıllarda. İki tane çok büyük kupa kaldırdı. Bunları bu yönetim yaptı, bu takım yaptı. Böyle olmaması gerekiyordu. Biz bu galibiyeti takım olarak başkanımıza ve yönetim kurulumuza armağan ediyoruz. Sorusu olan? Buyurun. Kürsüye çıkarken bir sorulmasa değil de direkt şey geldi, bir sorunlar yaşandı. Daha önce bir sıkıntı yok şimdilik. Yani bunlar maç atmosferi içinde olan şeyler. Yüksek adrenalinle yaşanıyor. Maç atmosferi yüksekti. Biz bunları kendi içimizde çözeriz. Bizim için bir sıkıntı yok. Başka sorusu olan? Teşekkürler. Sağ ol. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz, onu söyleyeyim. Kötü bir gece oldu bizim için. Maalesef bugün istediğimiz oyunu, istediğimiz mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisar Spor'u tebrik ediyorum. Bizden daha fazla mücadele ettiler. Bizden daha fazla kazanmak istediler. 3 tane çok güzel gol attılar. Gerçekten attıkları goller jeneriklik gollerdi. Biz bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkartacağız kendi adımıza. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltmeliyiz. O dersleri çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Bu tür maçlara çok fazla takılıp kalamayız. Çünkü uzun bir lig oynanıyor. Bu lig oynanırken tabii ki bazı müsabakaları kazanacağız, bazı müsabakaları kaybedeceğiz. Bu çok doğaldır uzun bir periyotta. O yüzden çok fazla bu maça takılıp kalamayız. Önümüzde 10 haftalık çok uzun bir süreç var daha ligin bitmesine. Bundan sonraki periyot inşallah bizim için daha hayırlı olur. Soru var mı? Teşekkür ederiz. Sağ olun.